Arkadaşlar merhaba. Bugün yine sizlerle 3 tane AYT sorusu çözeceğiz. Ama TT konularından çözeceğiz. AYT'de çıkabilecek tarzdaki TT sorularından çözeceğiz. Öncelikle bu soruları kendiniz yapmaya çalışın. Olmazsa ya da işte çözümleri karşılaştırmak isterseniz ondan sonra çözümlerimizi karşılaştıralım. İlk sorumuz şu. Kanalda abone olursanız sevinirim. A ve X pozitif tam sayılar olmak üzere 76 faktöriyel eksi 75 faktöriyel a çarpı 10 üzeri x olduğuna göre x'in alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi bunun içinde kaç tane 10 çarpanı olduğunu soruyor bize. Ben şimdi şu 76 faktöriyeli 76 çarpı 75 faktöriyel de yazıyorum ve burada da bir 75 faktöriyel var. 75 faktöriyel parantezini aldım. 76 eksi 1. 75 faktöriyel çarpı 75 oldu. A çarpı 10 üzeri x. Şimdi şöyle bir algoritma vardı. Bunun içindeki 10 çarpanlarını bulmak için asal çarpanlarına bakıyorduk. 2'ler ve 5'ler. Ve onların sayısını bulmak için 5 sayılarına bakmamız yeterli. Çünkü 5'ler daha az olacak. 5'ler bittikten sonra geriye kalan 2'ler 10 elde etmeye yaramaz. O yüzden de sadece 5 sayılarına bakmak yetecektir. Şimdi biz 75 faktörün içindeki 5 sayılarına şu şekilde bakabiliyorduk faktör yerlerde. 5'e böldük 15. Kalan önemli değil, tam bölünmese de. Bölünmeyene kadar devam ediyoruz ve bölümleri topluyoruz. Bunun içinde 18 tane 5 çarpanı var. Diğer 75 bir faktöriyel değil sonuç olarak. Bunu normal böleceğiz. Burada da 2 tane var. Şunda da 2 tane var. Toplamda kaç tane 5 etti? 20 tane 5 etti. Cevabımız 20 arkadaşlar. İkinci soruya geçiyoruz. Yine soruları önce bir siz çözerseniz çok çok iyi olur arkadaşlar. Evet. ikinci sorumuz da bu. Hadi bakalım siz şimdi videoyu durdurup bir çözün. x eksi 1 bölü x kök 12 ise şu ifade x kare artı x artı x üzeri 0 artı 1 bölü x artı 1 bölü x kare nedir? Hadi biz onları öyle yazalım bence. x kare artı x artı 1 artı 1 bölü x artı 1 bölü x kare şeklinde yazarsak belki daha iyi olur. Mesela ben şurayı daha rahat bulabileceğimiz kanaatindeyim. x kare artı 1 bölü x kareyi nasıl? Şunun her iki tarafının bir karesini alalım. Ne olur burası arkadaşlar? x kare eksi birinci ile ikincinin çarpımı iki katı 2 artı 1 bölü x kare 12 o zaman x kare artı 1 bölü x kare ne çıktı? 14 çıktı. Şu ikisinin toplamı 14 bir de arada 1 var. 15 artı x artı 1 bölü x oldu. Şimdi bana ne lazım? x artı 1 bölü x lazım. O zaman şunu da bir karesini alalım. x artı 1 bölü x'in karesi x kare artı 2 artı 1 bölü x kare. E şimdi x kare artı 1 bölü x kare 14. 2 daha 16. Bu benden istenen ifadenin karesi. 16. O zaman benden istediğin ifade 4 olabilir değil mi? 4 olabilir. O zaman cevap kaç olur? 18 olur. Eksi 4 de olabilir ama o zaman cevabın 10 çıkması gerekirdi. Bu soruların hepsi söylemeyi unuttum. Final yayınlarından arkadaşlar. Final yayınlarının şu an piyasada bulamayacağınız ama benim bulabileceğim milattan önce kalmış yayınlarından. 2 üzeri x eşittir 5 olduğuna göre 10 üzeri 1 bölü x artı 1 nedir? Tam bir AYT sorusu lütfen bununla bir uğraşın. Şu ana kadarki sorularla uğraşmadıysanız bile bununla muhakkak uğraşın derim. 2 üzeri x 5'miş 10 üzeri 1 bölü x artı 1 neymiş? Şimdi ben burada 10 üzeri 1 bölü x artı 1'i parçalayamam. Çünkü neden o 1 bölü x artı 1 ifadesi parçalanmaz her şeyden önce. O zaman ne yapabilirim? İlki üzerinden yürürsem bakın çok değişik bir yöntemle böyle tereyağından kıl çeker gibi soruyu halledeceğiz. Tereyağında kılın ne işi, işi var? Çok iğrenç bir şey. Neyse. 2 ile çarpalım her iki tarafı. 2 üzeri x artı 1 neye eşit oldu? 10'a. Niye 2 ile çarptık? Şuradaki tabanı elde ettik. 10. Şimdi ben 10 yerine 2 üzeri x artı 1 yazabilirim. Bunun üzerinde de ne var? 1 bölü x artı 1 var. Oh my god. x artı 1'ler gitti. Cevap ne çıktı? 2 çıktı son derece. Güzel bir soru. Ama doğru yerden yaklaşmazsanız bu soruda baya bir debelenirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar arkadaşlar.